Evet arkadaşlar, A101'den aldığımız Pirana marka Double Teybi tanıtacağız şimdi. Şimdi bunun bağlantısını yaptırdık ve tanıtımını yapacağız. Bu cihazı öncelikle biz 8 aydır kullanıyoruz. 8 aylık bir deneyimimiz oldu. Cihazın ana ekranı bu şekildedir. Aynı zamanda arka plandaki resmi 3 farklı seçeneği ile mevcut. Onu değiştirebiliyoruz. Birazdan göstereceğim. 7 inçlik bir ekrana sahiptir. Bizim gelen teybimizde aynı zamanda USB bağlantısı girişi mevcut. Aynı zamanda AUX kablosu girişi mevcut olup aynı zamanda da telefon hafıza kartı girişi mevcut. Şimdi özelliklerinden arkadaşlar size bahsedeceğiz. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi saat, tarih ve İngilizce olarak günler yazmakta. Şu kısımdan ses açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Maksimum sesi 38 seviyesinde. Aynı zamanda sesimizi şu görmüş olduğunuz Onu mavi radyoyu bölgelerden, aç da istesin. Neyse tamam. mavi yerlerden açıp kapatabiliyoruz. Bunlar da dokunmatiktir. Kapatma güç kısmı da şurada gözüken amblemde gözükür. Şimdi radyo özelliğinden göstereceğim arkadaşlar size. Radyo kısmı bayağı görsel olarak göze göre güzel gelmekte. Buradan ayarlamalarını bulunabiliyorsunuz. Farklı tarayıcılar mevcut. Otomatik taraması var. Otomatik taraması mevcuttur arkadaşlar. Şu an Otomatik arıyor. otomatik algılıyor frekansları. Radyonun frekans ayarı yapıldığı zaman iyi oluyor. Biz şu an o ayarı yaptırmadık. Genellikle USB'den şarkı dinlediğimiz için de telefonu Bluetooth'a bağladığımız için. Telefonumuzu aynı zamanda Bluetooth'tan da bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim hemen. Pirana markalı teybimizi bağlamak için telefonumuzun Bluetooth kısmından Bluetooth'unu açıyoruz. Şu şekilde zaten ismi Pirana. Ben bağlandığım için zaten otomatik bağlandı. Şu an telefonumun markası Galaxy A30. Direkt otomatik eşleşmesi oldu. Mesela buradan müzik açabilirim. Şu an mesela açmış olduğum müzik çalmakta. Aynı zamanda telefonuma gelen aramaları buradan yanıtlayıp buradan da konuşabiliyorum. Burada telefon için gelen aramalar için ses gönderme yeri var. Mikrofon girişi mevcuttur. Şimdi gelen aramalara da buradan konuşup reddedip ya da rehberdeki arayan kişiyi direkt bu teyp üzerinden arayabiliyorum. Aynı zamanda teybimiz bir kumanda eşliğinde gelmekte. Kırmızı olan yer kapatma, mute sessiz alma. Aynı zamanda telefonumuzu bağladığımız zaman gelen aramaları yanıtlayıp red etme yerleri mevcut. Numara yazma yerleri de mevcut aynı zamanda. Müzik dinlediğimiz zaman ileriki parçaya geçmesi için, durdurması için ya da USB'de ya da hafıza kartındaki yerleri mevcut. Evet, mesela şu an telefonum çalıyor. Buradan red etme gibi ya da kapat konuşma gibi şeyleri mevcut. Şu an açıyorum. Alo. Merhaba, müsait misin? Müsaitim. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Sesim nasıl geliyor? İyi mi? Çok iyi. Senin Tamam. sesin geliyor mu? Evet, gayet iyi geliyor. Bir 10 dakika sonra arayayım seni. Olur. Tamam. Görüşürüz kardeşim. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi video üzerinde iyi geldi bu. Kumandasını bahsettik. Gelen aramaları bu şekilde gördüğünüz gibi açıp konuşabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefonla arama yapmış olduğunuz zaman da yine teybe düşüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an mesela Bluetooth'a bağlı. Buradan. Kapattım şu an. Diğer özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, USB girişi mevcuttu. Bunu göstereyim size. MP3 olarak aynı zamanda MP4 olarak da müzik dinleyebiliyorsunuz. Otomatik olarak başlattı, Ben algıladı. seni bir türlü unutamadım. Şu şekilde bir şarkı açayım ben size. Dokunmatiği gayet iyi arkadaşlar. Buradan videoyu durdurma, ileri ya da gerideki müziklere geçme yerleri mevcuttur.
Biraz dinleyelim hatta. Sessiz de göstereyim ben size. Ses kalitesi gayet iyidir arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle bir özelliğimiz de mevcuttur. Hatta açayım, videoda göstereyim ben size. Buradan aydınlatma ayarı da yapabiliyoruz. Örnek veriyorum, gözünüzü almasın diye hem müzik dinleyip hem de TB'ye kapalı kısma alabiliyorsunuz. Diğer ayarlarını gösteririm arkadaşlar ben size. Bu TB'mizin ayarı da mevcut. Ayarlar kısmından ses ayarı yapabiliyoruz. Bunu da Ses ve hoparlörleri değiştir. telefonun Bluetooth'a bağlı olan telefonumdan bir şarkı açacağım şimdi arkadaşlar. Buradan ayar kısmını göstereceğim size. Şu an bir şarkı açtım mesela. Bir şarkı açtım. Ve ses yüksek olsun. Açtım. Şimdi ayarlar kısmından ses ayarlama kısmını göstereceğim. Bu teybimizde şöyle bir özellik var. Sesi mesela sağdaki koluna verip İstediğiniz hoparlöre verebiliyorsunuz. Yani. şu an sağdaki kolondan çalıyor bu ses. Orta kısma verdim. Sol sürücü kısmındaki hoparlörden geliyor. Aynı zamanda arkadan da geliyor. Arkaya göndermiş olduğum zaman ses arkada çalıyor. Aynı zamanda bunun equalizer ayarı da oluyor. Bas ve tiz sesleri ayarlayabiliyorsunuz. Şu an sesi ortaya aldım. Mesela ben kayayı tercih ediyorum ama burada diğer ses equalizerlarında kullanabilirsiniz. Sesi aynı zamanda şuradan da sağa sola yukarı aşağıdaki kolonlara ayar gönderebiliyorsunuz. Dil seçeneği mevcut. Türkçe'yi seçtik zaten. Diğer ayarlama kısmında yazılım güncelleştirmesi mevcut. Şu an gelen bir yazılımımız yok. En güncel yazılımını kullanıyoruz. Reset kısmını buradan atabiliyorsunuz. Ekran ayarı olmakta. Ekranın parlaklığını ya da daha da az parlak olmasını, konsantrasyon doygunluğunu ve renk tonunu seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ekran arka plandaki, mesela şu arka plandaki yerleri değiştirebiliyorsunuz. Üç seçeneği mevcut. Teybimiz ilk açıldığı zaman da logo ile karşılıyor bizi. İlk olarak genellikle Pirana logosuyla gelmekte. Benim arabamın markası Volkswagen olduğu için ben Volkswagen'i tercih ediyorum. Ama örnek verirsek mesela şu an Honda deneyelim. Şu an teybimi kapattım, kontağı çıkardım. Teybin kapanması gerekiyor şu an. Kapandı. Şu an yine enerji vermek için kontağımı çevirdiğim zaman 3-5 saniye içinde açılıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi Honda amblemiyle geldi. Ama burada şu eksiklikler var. Eksiklikler var, bazı eksiklikler. Yine ayarları kısmından diğer ayarlar, logo ayarı. Yine Volkswagen'i seçtim ama bazı diğer, örnek veriyorum, BMW, işte Mercedes amblemleri mevcut değil. Bunları ekleyemiyorsunuz. Direksiyon ayarı mevcut. Benim arabamda bu şekilde bir direksiyon düğmeleri olmadığı için bazı diğer araçlarda var. Bunların ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Zamanda saatini, ayı, günü, yılı buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet iyi, kullanışlı bir teyip fiyatına göre. Aynı zamanda telefon bağlama özelliği mevcut. Ekran yansıtma özelliği. Şunu da hemen göstereyim. USB giriş yerine telefonumuzun orijinal şarj aletini bağlıyoruz. Şu an bağlandı. Ayarları kısmından geliştirici seçeneklerden arkadaşlar. Tekrar sorusun. Ayarları kısmından geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklama modunu bastığınız zaman
otomatik olarak eşlik edecek. Bu ortalama bir 10-15 saniye sürüyor. Bağlanması. Bağlanması. Deyip fiyatına göre gayet kullanışlı. 8 aydır kullanıyorum. Bazı avantajları da var. Dezavantajları da mevcut. Örnek vereyim. Bu bağlantı süresi şu an uzun. Şu an Evet, gördüğünüz baştan. gibi bağlandı. Şu an gayet bağlandı. Şöyle görmeniz için şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Yani şu an mesela buradan bir şarkı açtığım zaman gayet akıcı gözüküyor. Örnek vereyim. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yan ekranda full çıkıyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Gelen telefondan çalan şarkı teybe gelmiyor. Teybe gelmediği için de hoparlörden ses çıkmıyor. Gelen şarkı telefonun hoparlöründen geliyor. Hani telefonu bağlayıp ekranı yansıtıp bu şekilde şarkı açamazsınız arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım size. Şöyle bir dezavantajı da mevcut. Bu telefon benim eski bir telefonum. Android sürümü düşük bir telefon. Android ya da iOS sürümü yüksek olan telefonlarda ben şahsen bu kendi telefonumu yansıtamadım. Yansıtılmıyor. Hata kodu veriyor. Eski model ya da Android'i daha eski olan modellerde yansıtılması mevcut. USB bir daha gösterelim. MP4 görüntüleri gayet iyi, 1080p özelliğinde görüntü kalitesinde çıkıyor. Örnek bazı şarkılar açalım. Bunu da görün. Dokunmatiğinin gayet iyi olduğunu söylemiştim. Mesela şöyle bir şarkı açtım. Görüntü kalitesi gayet iyi Evet, lütfen arkadaşlar. say say. İleri alabiliyorsunuz. Aynı zamanda TV'mize gece geri görüş kamerasını bağlayabilirsiniz. Girişim mevcuttur. Biz geri görüş kameramızı bu dikiz aynamızla almış olduğumuz yine A101'den almış olduğumuz dikiz aynasına bağladık. Şu şekilde gösterebilirim. Arabayı bir çalıştırayım. Kontağı açtım. Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde bağlı. Normalde bunu TV'mizi de bağlayabiliyorsunuz. Bu dikiz aynasında bu hafta içerisinde videosu gelecek arkadaşlar. Şu an TV'miz bu şekilde. Gayet iyi, memnunuz. Herhangi bir problemini biz görmedik arkadaşlar. Yine aklınıza kalan soru ya da sormak istediklerinizi yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşırsanız mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.